Derken bizim Kadir'in namı yürüdü civarda. Yakışıklı elektrikçi diye adı çıkmasın mı? Muhitte ne kadar karı kız varsa doldu dükkana. Allah'tan ciddi delikanlıdır bizimki. Öyle şımarık zengin kızlarına yüz vermez. Ama gel de anlat o karı milletine. Göz açıp kapayıncaya kadar baktık moda evine dönmüş dükkan. Bir müddet sonra zavallıyı evlere çağırmaya başladılar. Sudan sebeplerle. Civarda ne kadar şendul ve şinanay karı varsa devreye girdi. Oğlanı deli divane etmek için ne lazımsa yapmaya başladılar. Kadir hiç yüz vermezdi onlara. Ne demişler? Kaçanın hem canı kurtulur hem itibarı artarmış. Öyle oldu bizimkisi. Hiç unutmam, bir gün dükkanda çalışıyoruz. Tamam, tamam. Hayri Bey'in köşkünden telefon ettiler. Elektrik tesisatı bozukmuş. Olur, akşama uğrarım. Hemen istiyorlar. Hadi. Beline kuvvet. Yapma be usta. Dükkana dönmeden hamama uğra. Almam vallahi içeri, anlarsın ya. İki faza cereyan gelmiyor. Bağlantısı nerede? Aşağıda da bir tablo var. Bir bakalım. Ne arıyorsunuz burada? Tesisatı tamire geldim de. Siz rahatsız olmayın, işinize bakın. Çalışırken bana bakılmasından hoşlanmam. Tasalanma, meraklısı değilim. Rahatsız oluyorum diyorum size. İyi ya, git başka yerde çalış. Kofra nerede? İçeride. Bunun sigortası nerede? Balkon kısmında olacak. Çık dışarı! Çıkamam. Arızanın merkezi burası. Çık diyorum sana! Yetti be, kendinize başka bir elektrikçi bulun. O akşam koskoca Hayri Bey'in karısı dükkana geldi. Kızım ayıp etmiş dedi. Ben rica ediyorum. Sabah erkenden gel, al işte avansın. Şerif Usta havada kaptı parayı. Çaresiz gittik köşke. Ben bahçeye girerken küçük hanım tenis oynamaya gidiyordum. Birazdan döndü geldi, bikinisini giydi, güneşlendi. Öğleden sonra arabaya bindi, çekti gitti. Akşama doğru tuvaletini giymiş. Bir yere davetliymiş, yemeğe gitti. Gider ha. Ertesi sabah baktım kitap okuyor. O gün akşama kadar başını kaldırmadı kitaplardan. Ben diyeyim 10, sen de 20 cilt kitap devirdi. Allah Allah, bu kız filozof mu, ne demeye kalmadı. Ertesi gün arkadaşlarıyla belki 5 şişe viskiyi devirdiler havuz başında. Akşama doğru baktım, bir bardağı ağzına kadar viski doldurmuş getirdi. Çalışırken içmem dedim. Keyfim bilir dedi. Sonradan öğrendim ki böyle davranmam çok hoşuna gitmiş.
yapacakmışım be, neyi? Hayri Gökmen'in kızı bir elektrik tamircisine aşık olmuş, evlenecekmiş onunla. Çıldırdın mı sen be? Seni ona vereceğime kendi elimle vururum. Gözümü kırpmadan vururum. Kızım, yavrum. Boşuna harap etme kendini anne. Kararımı verdim ben. Hiçbir şey de umurumda değil. İsterseniz evlatlıktan reddedin beni. Ne yaparsanız yapın. Yarın sabah bavulumu alıp gideceğim. Bir yere gidemezsin. Sakın bana engel olmaya kalkma baba. Ayrılacaksak dostça ayrılalım. Evden kaçmış, belki evlatlıktan reddedilecek bir kızı kabul eder misin? Babam beni damatlığa kabul edecek diye ödüm kopuyordu. Şimdi sadece benimsin. Hop hop! Aile var oğlum. Sen Ahmet Usta ile görüş, dükkanı devre hazır de. Fiyat mühim değil. Dükkana devir mi edeceksin? Burada rahatsız ederler bizi. Başka bir yerde dükkan açacağım Lale, korkma. Kocan olacak adam ekmeğini taştan çıkarır. Neredeydin? Bir arkadaşla buluştuk. Saatten haberin var mı? Bir gün yarım saat geç kaldım diye dünyayı zehretme bana. Kaç defa evine erken geldim. Çocukla ilgilenemiyorum. Perişan olup gidiyor burada.
Kadir Bey evde mi acaba? Evet, buyurun. Lale Hanım gönderdiler. İyi geceler. Kadir, bu gece babamın evinde kalmaya karar verdim. Yarın saat 12'de adada eskiden buluştuğumuz yerde bekleyeceğim seni. Uygar iki insan gibi anlaşacağımızı umuyorum. Lale. Ne olur, sevgisizlikle, kalpsizlikle suçlama beni. Biliyorum, inanmayacaksın. Ama çok seviyorum seni Kadir. Haklısın. Dünyanın en efendi, en mert erkeğisin sen. Başkası olsa yerden yere çarpardı beni, suratıma tükürürdü. Ama sen belki de o hakarete bile layık görmüyorsun beni. Sen hayatında hiç hata yapmadın. Yaptın. Benimle evlenmekle. Bütün hayatın boyunca o hatanın acısını mı çekmek istiyorsun? Çocuğumuz var bizim. Oğlumuz var. Ne olur, güçleştirme işi. Bütün günah benim. Ne senin sevgine, ne de çocuğumuzun anneliğine layığım ben. Ama ne olur kabul et. İkimiz için de en doğru yol ayrılık. Elimde değil Kadir. Bambaşka şartlar içinde yetiştim ben. Para her zaman bir oyuncaktı benim için. Daha 18'ime basmadan hayatta isteyeceğim hiçbir şey kalmamıştı. Aşktan başka. Onu da sende buldum. Çok, çok sevdim seni. Yemin ederim. Gene de seviyorum. Ama gücüm yok senin şartlarına uymaya. Eski hayatım o kadar etkilemiş ki beni. Her an, her saniye onu düşünüyorum. Evet, onsuz yapamıyorum. Bir evin iki odasına kapanıp çocuk büyütecek, onun bezlerini yıkayacak, kocasına yemek pişirecek, ütü ütüleyecek, temizlik yapacak kız değilim ben. Olmaya gayret ettim. Yemin ederim, bütün iyi niyetimle savaştım. Ama yapamadım Kadir. Yalvarırım, anla beni. İstediğin kadar nefret et, suçla, iğren benden. Ama sana ve oğluma layık olamayacağım. Bırak, yollarımız ayrılsın burada. Nasıl istersen öyle olsun. Mahkemede bütün suçu üstleneceğim. Zahmet etme. Sizin gibiler her zaman haklı çıkarlar. Türk Medeni Kanunu'nun 128. maddesi gereğince boşanmalarına ve oğulları Murat Gökhan'ın 7 yaşına kadar babasının yanında kalmasına, 7 yaşından sonra annesi tarafından talep vaki olduğunda gereğinin yerine getirilmesine karar verildi. Biliyorum, ne de olsa kolay değil kızım. Bak ne düşündüm. Bir haftaya kadar doğru İngiltere'ye göndereceğim seni. Biraz oyalanırsın. Bizim şube var ya orada. Herkes senin emrinde. Anneni de vereyim yanına, Paris'e uğra, alışveriş yap. Sonra Amerika'ya göndereceğim seni. Üniversite kursları var. Böyle sanat manat boktan manasız şeyler ama oyalar insanı. Her zaman hevesin vardı zaten. Birkaç sene kal. Belki hoşlandığın bir iş olur. Ne bileyim, belki bir moda evi açmak istersin ha? Bütün servetim emrinde, çekinme. Yeter ki sen mutlu ol. Geçmiş olsun kızım. Kendini de, ailemizi de büyük bir lekeden kurtardın. Ya bu uyumuyor be. Nesi var bunun bilmem ki. Acıkmıştır. Demin verdik ya mamasını. Altını pislemiş olmasın? Yok be, şimdi temizledim altını. Lale bir şeyler yapardı bu huysuzlanınca. Yahu ne yapardı be? Bırak bu inadı evlat. Gel bir kadın tutalım bu çocuğa. Biz ne anlarız çocuk bakımından?
Söylersen çok darılırım usta. Seninki. Faturayı verdim baba, parayı da aldım. İşte 2400 lira. Saymayacak mısın? Sen saymışsındır. Olsun, para alınırken mutlaka sayılır diyen sen değil miydin? Kusura bakma. Salih efendi ufak radyosunu istedi. Tamiri bitti mi Şerif amca? Bitti. Ver de götüreyim öyleyse. Yarın götürürsün. Daha erken baba. Bugün paydos. Erken kapatıyoruz. Balığa çıkacağız. Hadi nazlanma. Hazır. Oh be! Baba, kırmızı turp aldım sana. İyi ettin oğlum. Ne yapıyorsun orada? Para saklamıştım da. Bu akşam salatayı ben yapacağım. Keşke limon da alsaydım. Seni. Ne yapıyor usta? Yanlış bağladın galiba. Olur mu baba? Bak planda buraya bağlı bu hat. Nereden buldun bunu? Şerif amca verdi. Plansız hiçbir şey yapılmaz dedi. Peki bugün maçınız yok mu sizin? Var ama. Hadi izinlisin bugün. Şaka yapmıyorsun ya. Ben de geliyorum.
Hadi vur! Vur hadi vur! Hadi vur! Kurtar! İyi be! Helal! Bak sen! Koçum benim be, şuraya bak yallah! Bir daha, bir daha! Aslan! Koş! Dikkat et! Yaşa! Yaşa be! Aslanım be! Gel Yavuz, seni misafirlerle tanıştırayım. Müsaadenizle. Yavuz'u nasıl buldunuz baba? Evlenecek olan sensin kızım. Çok seveceksiniz onu. Amerika gibi bir memlekette bile kendisini kabul ettirmiş bir mühendis. Her şeyden önce sana layık biri. Öbür it gibi değil. Ben gideli 8 sene oluyor baba. Onu hiç gördünüz mü? Ya Murad'ı, oğlumu? Babasının yanında çok ilkel şartlarda yaşıyor, yazık! Torunum sürünüyor ve ben Hayri Gökmen, elim kolum bağlı. Niçin bağlı olsun baba? Murat 8 yaşına bastı. Mahkeme ayrılmamıza karar verdiğinde, Murat'ı 7 yaşına kadar babasına bıraktı. Ondan sonra kimde kalacağına yeniden karar verecekti. Sen ne demek istiyorsun? Oğlumu alıp götürmeye geldim baba. Götürmeye mi? Evet, kararlıyım. Ama yavrum, birkaç aya kadar yeniden evleneceksin. Belki Yavuz'la çocuklarınız olacak. Amerika'da ağır bir ameliyat geçirdim. Üzülmeyesiniz diye size yazmadım. Benim bir daha hiç çocuğum olmayacak. Amerika'ya götüreceğiz yanımızda. Lisan öğrenecek. En iyi okullarda, üniversitelerde okuturuz onu. Yarın avukatlarımla bir görüşeyim. Ben de yanında olmak istiyorum baba. Oğlumu mutlaka istiyorum, ne pahasına olursa olsun. Mis gibi kokuyor. Ekmeğini kızarttım, yumurta da yaptım. İstersen sana bakkaldan sucuk da alayım, ha? Sağ ol. Sen dinlen biraz, ben de çalışayım, ha? Baba, şu yeni yapılan blokların elektrik işlerini bize verecekler mi dersin? Verdiler bile, niye sordun? Çok para kazanacağız o zaman, değil mi? Bir şeyler düşünürsün. Sonra? Yani o zaman benim haftalığımı arttırır mısın? Gene ne istiyorsun Ergene? Söylesene. Çok fiyakalı bir pantolon gördüm. Bir de gömlek var. Hele ceketi görsen çıldırırsın. Ona takım elbise derler. Ben de biliyorum da, alıştıra alıştıra söyleyeyim dedim. 7 yaşına kadar babasına bırakılmış çocuk. Ondan sonrası için boşanma ilamında anaya açıkça hak tanınmış. Ama oğlumu alıp yurt dışına gideceğim. Belki senelerce göremeyecek babasını. Canım, mahkemeye ispat edeceğiz. Babasının yanında sürünüyor. Anası ona yurt dışında tahsil ve yetişme imkanlarının hepsini veriyor. Efendim? Masrafı bizden her sene 2-3 hafta babasına göndeririz deriz mesela. Bankanın yanından saptın mı, soldan 3. apartman. Paketi alıp hemen getir. Tamam usta. Hadi fırla! Allah bağışlasın, fırlanta! Şöyle üniversiteden mezun olduğu günü bir görebilsem usta. Görürsün evlat, görürsün.
Bu çocuk çok ama çok büyük insan olacak. İnşallah Şerif Usta. Gel seni babana götüreyim oğlum, gel. Yok, ben kendim giderim. Birden başım döndü, bir şeyim yok. Çok çok sağ olun. Bir ricam var baba. Bana Murat'ı gösterebilir misin? Babasının dükkanında. Bakarsın o serseri bir tatsızlık çıkartır. Bana adresi ver. Ben götüreyim seni. Hayır. Kendim gideceğim. Nerede kaldın ya? Çok beklettiler Şerif amca. Allah Allah! Hadi Şerif usta bekliyorlar. Babanla bir işimiz var. Dükkan sana emanet, ona göre. Teybin tamirine başlayayım mı? Yoo, sen beceremezsin. Vallahi yaparım usta. Bak, beceremediğin bir şey olursa sakın kurcalama. Geldiğinizde saat gibi işleyecek, ne haber? Buyurun efendim. Bir emriniz mi vardı? Küçüğüm diye çekinmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Rahatsız mısınız? Hayır yavrum. Biraz heyecanlıyım o kadar. Azıcık dinlenin isterseniz. Size su getireyim. Aspirin de var. Şerif usta hep alır. Dur. Ne istiyorsunuz? Sen Murat'sın değil mi? Evet. Ben senin annenim oğlum. Duymadın mı? Ne arıyorsun burada? Oğlumu görmeye gelmiştim. Dışarı çık. Baba. Benim kendisine verdiğim, sağladığım hayat şartıyla bağdaşamadı. İnsan küçücük çocuğunu bırakıp gider mi baba? Çok kötü bir kadınmış, değil mi baba? Onu bu şekilde suçlama oğlum. Çok, çok zengin bir ailenin kızıydı. Benimle evlendiğinde eski hayatını hiç özlemeyeceğine, benimle bir yaşam savaşına atılmakla mutlu olacağına inanıyordu.
Sonra yanıldığını anladı. Hayat çekilmez oldu onun için. Korkunç bir bunalıma girdi. Devam edemeyeceğini anladı. Gene de dürüst davrandı bana karşı. Açık konuştu. Bütün suçu üstlendi. Ve ayrıldık. Ama benim suçum neydi baba? Beni annesiz bırakmaya hakkı var mıydı? Sen bir gün onu affetsen de ben hiç affetmeyeceğim baba. Yüzündeki o kini, o nefreti hiçbir zaman unutamayacağım baba. Abartma, abartma. Belki bir iki gün mırın kırın eder. Sonra ne babası kalır belleğinde, ne de eski hayatı. Anne der de başka bir şey demez. Fatura almayı unutma ha. Ne zaman unuttum ki usta? Ha, ukalalık istemez, hadi. Merhaba, yok mu usta? Merhaba. Nen var senin? Hiç. Yapma be usta, çocuk muyuz biz? Mahkemeden celp geldi. Karın Murad'ı istiyormuş. Sık sık oluyor mu bu baş dönmesi? Oğlum, cevap versene oğlum. Oğlum, ilk defa mı oluyor bu bayılma? Evet efendim. Pekala, hadi git giyin bakayım içeride. Bir şey yok ya Hamdi abi. Ne münasebet usta, kendin anlattın. Annesinin birdenbire ortaya çıkışı, çocukta ruhsal bir bunalım yapmış. Tamamıyla sinirsel. Turp gibi maşallah, turp gibi. Beni idare etmiyorsun ya abi. Bir tehlike görsem hemen tedbir almaz mıyım? Basit bir sinir ilacı vereceğim. Sabah akşam birer hap verirsin. Yarın sabah mahkemeye gideceğiz. Annesi Murad'ı benden almak istiyor. Orada fenalaşmaz değil mi? Hiçbir şeyden haberi yok yavrum. Yok canım. Baktın çok sarsıldı, bir daha hap ver. Bak alçak kadına, utanmadan bir de Murad'ı istiyor ha? Allah'a ısmarladık doktor. Allah'a ısmarladık. Merak etme baba, beni senden kimse ayıramaz. Hakkı yok beni oğlumdan ayırmaya. Sorun bakalım kim terk etti evimizi? Daha bir yaşındayken kim bıraktı oğlumuzu? Sorun! Evet, ben terk ettim seni. Ama evlenmemiz de bir hataydı. O hatayı beraber işledik. İşlediğimiz hatanın acısını kim çekti? Ne hakkın var senin Murat'ta? Annelik hakkım var. Sadece çocuk doğurmakla anne olunmaz. Delikanlı, atarım seni. Sen geç şuraya kızım. Peki, oğlumu en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum diyorsun. Babası bunu yapamaz mı? Hayır. Yalan! Oğlum! Kadir'in dükkanına gittim. Oğlumu görmek için. Yapayalnızdı dükkanda. Kirpas içinde. Çalışıyorum ben, ayıp mı?
Sen karışma oğlum. Devam et. Okul zamanı bile dükkanda çalışıyormuş. Belki ortaokulu da okutacak oğluma. Ama sonra temelli dükkana bağlayacak onu. Canımı vereceğim oğlumu okutmak için. Hangi imkanlarla hakim bey? Övünmek için söylemiyorum. Yurt dışında bile çok geniş imkanlarımız var. Oğlum her yönüyle çok iyi bir tahsil görecek. En iyi okullara, üniversitelere gidecek. Topluma çok yararlı biri olacak benim yanımda. Bu benim hem hakkım hem de görevim. Annesi olarak. Annem yok benim. Sadece babam var. Şerif amcam var. Şşşt, ayıp. Belki siz beni anlamayacaksınız. Ama yemin ederim, yaptıklarımdan şimdi utanıyorum. Haksız yere acı çektirdim eski kocama. Oğlumu annesiz bırakmakla büyük günah işledim. Pişmanım. Yalvarırım bir fırsat verin bana, onu tekrar kazanmak için. Babasından ayırmak istemiyorum onu. Ama oğlumu yanımda görmek, ona en iyi imkanları yaratmak benim de hakkım. Annesiyim ben onun. Kimse alamaz bu hakkı elimden. Geç yerine. Sen gel bakalım küçük bey. Anneni dinledim. Bir diyeceğim var mı? Beni gerçekten sevseydi, yalnız bırakmazdı. Babamı gerçekten sevseydi, bizim yanımızda kalırdı. Biz çok mutluyuz babamla. Kimseye de muhtaç değiliz. Ben tombaladan çıkmış anne istemiyorum. Kararı bir hafta sonra mahkeme kaleminden öğrenebilirsiniz. Ulan Ergele, nereden aklına geldi o tombala lafı he? Yalan mı Şerif amca? Çok ayıp ettin ama, insan annesine tombaladan çıkmış der mi? Bırak şimdi baba, ayıp olsa sen güler miydin? Sen bile tutamadın kendini, güldün. Hakim amca bile güldü. Daha ister misin kebap? Sorulur mu? Baba ya, çok fena çişim geldi. Aslan gibi maşallah. Ama abi, bu yaşta kolay değil usta. 7 senedir görmediği annesi birden çıkıyor karşısına. Tabii bunalıma giriyor. İlaç filan istemez. Sadece bir hafta istirahat küçük beye. Bol bol gezip tozacak.
Şeref Usta. Kolay değil oğlum. Mahkeme kalemi bu. Biraz bekleyecek tabii. Şeref amca, beni babamdan ayırmazlar değil mi? O nasıl söz öyle evlat? Beni babamdan ayırırlarsa yaşayamam ben. Ölürüm daha iyi. Hadi hadi, ağzından yel alsın velet. Kadir yok mu? Mahkemeye gitmişti, kararı alacaktı. Boşuna zahmet etmişler, işte karar. Çocuğun vesayeti bu andan itibaren annesinde. Murat'ı almaya geldik. Şerif amca, sakın beni onlarla gönderme, olur mu? Sakın! Hadi. Bırakın! Hadi bırakın yürü! Beni. Hadi yürü! Bırakın diyorum size! Hadi. Şerif amca! Hadi bakayım! Şerif amca! Şimdi Şerif amca ya! Hadi. Ne olur gönderme beni! Hadi oğlum! Kurtar beni! Olsun. Şerif amca kurtar beni! Baba! Debelendin, babacığım! Ha? Babacığım! Hadi. Kurtarın beni! Bırakın yavrumu! Bırakın diyorum size! Hayır, bırakın! Hayır, bırak beni! Bırakın! Alçak beni! Baba! Babacığım! Anlısızlar! Oğlum! Bırakın oğlumu bana! Bırakın! Baba! Çekilin! Baba! Çok ağır bir sinir krizi geçiriyor. Yarın gene uğrarım. Baba... Yavrum... Baba... Oğlum... Beyler davacı olmaktan vazgeçiyorlar. Şansın varmış. Gidebilirsin. İşitmedin mi hadi? Bir daha gözüme gözükme. Geçmiş olsun evlat, hadi. Sen söyle, alacağım sana. Hiçbir şey istemem. Ne olur beni babama gönderin. Size bir düşmanlığım yok. Ama çok seviyorum babamı. Thank you.
işte, işte oradalar. Söyledim size, çocuğu kaçırdı dedim. Baba, sakın bırakma beni! Sakın, ne olur baba, bırakma! Baba, bırakma, ben annemi istemiyorum! Gitmek istemiyorum baba! Baba! Babacığım! Baba! Namussuzlar! Dur oğlum, dur! Namussuzlar! Sakin ol yavrum! Sonunda bunu da mı yapacaktınız bana? Dur oğlum, dur! Neden? Neden oğlumu ayırdınız benden? Oğlum, alçaklar! Yeter Kadir'im, yeter! Sakin ol! Sakin ol yavrum! Kadir'im benim! Babası gibi domuzun teki! Baba! Ne babası be? Bununla mı uğraşacağız? Bana bak kızım! Bir an evvel al bunu, dön Amerika'ya! Çok dert açacak başımıza! Ben de aynı fikirdeyim. Bana alışması için bir şans tanıyın ona, ne de olsa küçücük çocuk! Murat! Çok sarsılmış çocuk. Ağır bir kriz bu. Sizi de aldatıyor doktor. O kadar katı olmayın Hayri Bey. Esasında bütün hayatına tesir edebilir bu olay. Hadi canım! Anasıyla çekip gitsin Amerika'ya! 10 günde ne sinir kalır ne kriz! Bu haliyle çocuğu bir yere götüremezsiniz. Bırakın tedavi edelim. İyi günler. Muradım, nen var? Eskiden de sık sık böyle bayılır mıydın? Yavrum, niye cevap vermiyorsun bana? Annenim ben senin. Bir isteğin olursa çekinme, söyle. Babamı istiyorum, babama gitmek istiyorum. İyileşir iyileşmez hemen götüreceğim seni, söz. Bir şeyim yok benim, ne olur bırakın beni. Babamı çok seviyorum, ondan ayırmayın beni. Ettiğim yok, sadece oğlumu görecektim. Yürü aslanım, emniyette anlatırsın. Haneye tecavüz derler buna. 6 ay yer serseri. Kadir'e en ufak bir kötülük yaparsanız yüzümü göremezsiniz baba. Derhal şikayetinizi geri alacaksınız. Koskoca Hayri Gökmen tükürdüğünü yalamaz. Hanımefendi şikayetçi değil. Yalnız çocuğu kışkırtmaktan vazgeç. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsin.
Hadi git şimdi. Biraz görüşebilir miyiz? Görüşecek hiçbir şeyimiz yok. Çok rica ediyorum Kadir. Ne olur, düşmanmışım gibi davranma bana. Ne istiyorsun bizden? Benim de oğlum Murat, annesiyim. Ve bundan sonra hiç çocuğum olmayacak Kadir. Anne olamayacağım bir daha. Ona yararlı olmak istiyorum. Murat'ı yetiştirmek için en iyi imkanlar var elimde. Eğer oğlunu gerçekten seviyorsan... Oğlumu yetiştirmekten kastın... onu Avrupalarda, Amerikalarda okutmak, büyütmekse... ölümün pahasına karşı koyarım Lale. Bana her kötülüğü ettin. Ama oğluma edemeyeceksin. Benim oğlum burada, kendi toprağında kalacak. Kendi insanın arasında büyüyecek. Bu topraklar ona ne veriyorsa, onunla yaşayacak. Senelerce sürttüğün o köksüz, sevgisiz... iki yüzlü ortamın insanı olmayacak. Ölümün pahasına olsa bırakmam yakanı. Oraya gelir, koparır, alırım evladımı. Cesaretin varsa bir dene bakalım. Oğlumu alıp gideceğim Kadir. Ulan kârata! Babam nerede Şerif amca? Bir iş vardı İzmit'te, zorla götürdüler, akşama dönecek. O zamana kadar beni bulurlar. Ne olur beni sakla Şerif amca. Ne oldu? Neredeyse gelirler. Beni sakla Şerif amca. Dur dur, telaşlanma. Önce dükkanı bir kapayalım, hadi. Beni baygın zannettiler. Hep yanımda konuştular. Dedem olacak o pis herif, alın götürün dedi. Beni başka ülkelere götüreceklermiş. Bir daha babamı hiç göstermeyeceklermiş bana. Hiç öyle şey olur mu oğlum? Vallahi işittim Şerif amca. Ben gidersem babam ne yapar sonra? Oraya gelir seni görürüz evlat. Hem sen de gelirsin buraya. Mecburlar seni her yıl babana göndermeye. Murat! Murat! Galiba başından beri yanıldık. Hastaneye götürmek lazım çocuğu derhal. Dağ başında mı yaşıyorsunuz? Nerede çocuğun annesi babası? Ayrıldılar efendim. Sık sık bayıldığı oluyor muydu? Önceleri korkmuş bize söylemedi. Son zamanlarda çok sıklaştı. Sinirden dedi doktor. Ne siniri be? Çıldırdınız mı siz? Neredeydiniz bugüne kadar? Dağ başında mı yaşıyorsunuz? Çok mu tehlikeli doktor? Hangi tehlike? Ölüyor, ölüyor! Ölüme mahkum bu çocuk, ölüme! Hemen ameliyat edecekler bu çocuğu. Burada olacak iş değil. Londra'da bir klinik var. Yalnız orası yapıyor bu ameliyatı. Belki kurtarabilirler. Çok geç kalmış. Burada kalırsa en çok bir ay yaşar. Hiç ümit yok mu? Daha nasıl anlatayım? Bir ay bile yaşamaz burada. Tut ki Londra'ya götürdünüz. Yaşayacağını garanti edemem. %10 şansı olur. Hiç üzüntüye gelmez. En ufak bir sarsıntı da elinizde kalır yavrucağım. Hoş tutmaya bakın.
Allah kolaylık versin. Sağ olun, sağ olun doktor bey. Dur gibisin maşallah. Hadi gel bir ziyafet çekeyim sana. Ne zamandır böyle balık yememiştim. Sen soğuttun balığı, yesene. Murat be, bak koskoca erkek oldun. Hani seninle şöyle erkek erkeğe bir konuşsak ha? Annem var ya, ben derim ki bir müddet için onunla gitsen. Beni yanlış anlama. Sakın ha, elime doğdun benim. Deden sayılırım ben senin. Bak, ara sıra düşüp bayılıyorsun. Buradaki doktorlar anlayamadılar. Belki annen seni orada tedavi ettirir ha. İyileşir iyileşmez de hemen gelip seni alırız. Söz ha, erkek sözü, tamam mı? Cevap vermedin. Ne zaman öleceğim ben Şerif amca? O nasıl laf öyle evladım? Beni aldatmaya çalışma. Her şeyi işittim. Merak etme amca. Hiç korkmuyorum. Babam çok üzülecek Şerif amca. Babam benim her şeyim. Onun da dünyada benden başka kimsesi yok. Kim bakacak babama? Sabahları çayını kim yapacak? Sofrasını kim kuracak? İhtiyarlayınca kim bakacak ona? Oğlum, Murat'ım, Allah aşkına konuşma böyle. Ağlama Şerif amca. Bak ben ağlıyor muyum? Rüyamda hep büyümüşüm, doktor olmuşum, zengin olmuşum diye düşlerdim. Babama büyük kocaman dükkan açmışım, otomobil almışım. Tabii sana da. Şimdi babama kim alacak onları? Kurtulacaksın evladım. Bak annen... Hayır, annemden hiçbir şey istemem ben. Annemin parasıyla kurtulacaksam öleyim daha iyi. Babana acımıyor musun? Kurtulursan o ne kadar sevinecek. Dünyalar tekrar onun olacak. Hiç düşünmüyor musun Murat'ım? Kurtulmam çok zormuş, doktor söyledi. Bana yalan söyleme amca. Ama gene, gene bir şans be oğlum. Kendim için ağlamıyorum Şerif amca. Bak, yalvarırım. Yalvarıyorum sana Murat. Ne olur bırak annenle... ...annenle ben konuşayım ha? Babamın hiçbir şeyden haberi olmayacak Şerif amca. Yemin edeceksin bana. Yemin ederim evladım. Babamla ben konuşacağım. Ben gidince şu çakıyı babama ver, beni hatırlasın. Ona söyle, seni çok seviyordu de. Sana, sana yalan söyledi de. Canım, biricik babacığım. Vakit kaybetmeyin Lale Hanım. Çocuk her geçen gün ölüme yaklaşıyor. Kurtarabilir miyim? Allah'tan ümit kesilmez. Götürmenizde fayda var. İyi günler. Thank you.
Kadir. Hani üç günde dönüyordun ha? Sorma usta, bir arıza oldu. İki gün daha kaldım. Murat nasıl? İyi tabii. Bunları ona aldım. Hayrola usta? Murat'a bir şey mi oldu? Yo, iyidir. Bak evlat, yarın gidiyorlar. Sabah 9'da uçakla. Bana bak! Ne arıyorsun burada? Kadir! Murat'ı almaya geldim. Mani olmayın bana! Ne duruyorsunuz? Polis çağırın hemen! Baba! Korkma oğlum, gidiyoruz. Kimse ayıramayacak bizi. Seninle konuşabilir miyim baba? Tabii yavrum. Yalnız konuşalım. Evde konuşuruz oğlum. Hayır baba. Gel. Murat. Oğlum. Neymiş konuşacağım? Ben annemle gideceğim baba. Çok düşündüm, gideceğim baba. Annemi yanlış anlamışım. Annem çok zengin baba. Evet oğlum. Bana bütün istediklerimi alacak. Bir tay alacak bana. Düşünebiliyor musun? Ata bineceğim. Küçük otomobiller varmış çocuklar için. Aynı büyük arabalar gibi. Ama çocuklar kullanıyormuş, ondan alacak. Evinin resimlerini gösterdi bana. Saray gibi. Yüzme havuzu da var. Kışın da kapalı havuz varmış. Deniz motoru da alacak bana. Bana darılmadın değil mi baba? Çok sıkılıyorum burada. Hep çalış çalış. Dükkandan eve, evden dükkana. 2 sene falan geçsin diyor annem. Baban gelir seni görür diyor. Gelirsin değil mi baba? Hem annem evlenecek o mühendisle. Sen yokken benimle çok ilgilendin. Senin baban ben olacağım dedi. Bana kızmıyorsun değil mi baba? Ben çok mutluyum. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Sen de mutlusun değil mi baba? Ben gidebilir miyim? Yavuz amca balığa çıkartacaktı beni. Tabii. Thank you.
Çok hasta. Sana yalan söyledi üzülme diye. Annesi ameliyata götürüyor. Ölecek dedi doktor. Ölecek. 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 Nerede Murat? Şerif amcayla çıktılar. Biraz dolaşmak istedi. Niye ağlıyorsun? Murat'a bir şey mi oldu? Murat çok hasta Kadir. Çok hasta. Çok. Çıldırdın mı sen? Onu ameliyata götürdüm. Masaya yatırmaya bile gerek yok dediler. Ancak bir iki günlük ömrü kalmış. Şerif usta konuşurken işitmiş. Sen üzülmeyesin diye yalan söylemiş sana. Annemle gitmek istiyorum demiş. Hepsi
seni sayıkladı. Babam diye için için ağladı durdu. Oradaki doktorlar bir şeyin yok dediler. İyi olacaksın diye avuttular. İnandım. Seni babana götüreceğim oğlum dedim. Dünyalar onun oldu. Baba! Oğlum! Seni çok özledim! Çok özledim! Ben de oğlum! Hep ağladım seni üzdüğüm için! Hani o gün annemin evinde bahçede yalan söyledim sana! Ben annemle gitmek istiyorum dedim ya! Yalandı o! Şerif amca hastaneye götürmüştü beni! İçeride doktorla konuşurlarken işittim. Ölecek dediler benim için. Bir ay bile yaşamaz dedi. Dışarıda ameliyat olursa binde bir kurtulur dedi. Yanılmış oğlum. Yemin ettirdim Şerif amcaya. Babama söyleme dedim. Çok üzülür, dayanamaz dedim. Söylemedi değil mi? Hayır oğlum. Ölseydim çok üzülürdün değil mi baba? Yaşayamazdım sensiz oğlum. Hep dua ettim baba. Beni babamdan ayırma Allah'ım dedim. Sana bir şey olsaydı ben yaşayamazdım baba. Korkma. Daima hep beraber olacağız yavrum. Sana yalan söylediğim için beni affettin değil mi baba? Tabii, tabii koca oğlan. Oradaki doktorlar hep güldüler bana. Sizin doktorlar abartmış dediler. Basit bir hastalıkmış. Ameliyat bile etmediler. Bir ilaç verdiler, o baş dönmesi bayılma yok oldu. Bir daha hiç olmadı baba. İki hafta dinlen sonra gene çalışırsın dediler. Tembelliğe alışacaksın galiba. Ben yokken çok iş birikti mi? Tabii. Sen hiç merak etme baba. Tatilde hepsini bitiririm. Bizim mahallenin takımı şampiyon oldu mu baba? Olamadı oğlum. Yapma be! Benim yerime kaleci kimi oynattılar? Bakkalın oğlu. Kova Erol mu? Çok gol yemiştir. Hey! Hop! Hop! Yok bir şeyim baba. Uykum var galiba. Biraz yatayım. Korkma, bir şeyim yok. Akşam mı oluyor? Karanlık basıyor galiba. Evet. Bana da öyle geldi. Baba! Korkma oğlum. Bir bulut geçiyor. Çok kararıyor. Oğlum. Bak yanındayım. Uykum geldi gene.
Yasin. Uyu, uyu biraz. Evimize gidelim baba. Çok yorgun. Kolay değil. Hastaydın. Gel kucağıma alayım seni. Baba, gece mi oldu? Evet oğlum. Baba, yorulma, ben yürürüm. Yorulmuyorum ki. Sen dünyanın en iyi babası. Sen de dünyanın en iyi evladısın. Seni çok ama çok seviyorum baba. Senin aslanı olurum.